Herkese merhaba. Türk Toraks Derneği'nin halkımıza yönelik olarak YouTube kanalı üzerinden hazırladığı bilgilendirme toplantılarından bir yenisine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nden Doçent Doktor Sinem Güngör. Kendisiyle oksijen tedavisi hakkında konuşacağız. Hoş geldiniz Sinem Hocam. Merhaba, hoş bulduk Metin Hocam. Oksijen tedavisi biz yıllardır kullanıyoruz ama son dönemde birazcık daha kullanımı arttı. Öncelikle oksijen tedavisi nedir? Ondan bahseder misiniz bize? Oksijen tedavisi aslında hastaya normal oda havasında bulunan oksijen miktarından daha yüksek konsantrasyonda oksijen verme tedavisidir. Oksijen uygulanma yöntemidir. Biz aslında hücrelerin ve dokuların fonksiyonu için oksijeni kullanmak durumundayız. Bu tedaviyle de bu fonksiyonların devamını sağlayabiliyoruz ve oksijen tedavisiyle de bu fonksiyonların yürütülmesini sağlamış oluyoruz. Peki, teşekkür ederim. Aslında bütün dokularımız için oksijen gerekli. Bunu normal yoldan elde edemediğimiz zaman herhalde desteklemek anlamında kullandığımız bir tedavi yöntemi. Peki biz oksijeni hastalarımıza hangi durumlarda veya hangi hastalıklarda kullanmalarını öneriyoruz? Oksijen tedavisini biz kısa süreli akut durumlar dışında asıl daha uzun ve kullandığımız hastalıklar en başta kronik solunum yetmezliği ile giden oksijen vücuttaki oksijen miktarının düşmesine yol açan hastalıklarda kullanıyoruz. En başta kronik obstrüktif akciğer hastalığı kısa adıyla PAH hastalığının ileri evlerinde kullanabiliyoruz. İnterstisyel akciğer hastalıklarında kullanabiliyoruz. Ya da çok yakın dönemde COVID'in kısa dönem takibinde sonradan ondan bahsedeceğiz zaten kullanıyoruz. Burada eğer hastanın takiplerinde oksijen seviyesi kan gazı dediğimiz ölçümlerde düşük seyretmeye başlarsa ki bunun belli bir sınırları vardır seyretmeye başlarsa ya da satürasyon değerinin düşmeye başladığını tespit ettiğimiz zamanlarda kullanmaya başlıyoruz. Ve bunun içinde hastaların optimum tedavilerini yani alması gereken medikal tedavileri kullanıp bunun üzerine oksijenliğinin düştüğünü tespit ettiğimiz dönemlerde veriyoruz. Tabi buna hekim karar veriyor. Evet. Mutlaka hastane şartlarında değerlendirilerek karar vermesi gerekiyor. Evet. Peki biz oksijeni verirken herkese aynı yöntemi mi kullanıyoruz yoksa farklı yöntemler söz konusu mu? Hastanın ihtiyacına göre ve vermemiz gereken oksijen miktarına göre değişebiliyor. Şimdi oksijen sistemlerini biz hastalara verirken öncelikle oksijen tüpleri, oksijen konsantratörleri ve taşınabilir oksijen sistemleriyle verebiliyoruz. En sık kullanılan ve herkesin bildiği oksijen tüpleri var. Oksijen tüpleri çeşitli büyüklüklerde ve daha çok yolculukta ya da elektrik kesintisi gibi durumlarda kullanılabiliyor. Sürekli bir oksijen verme durumu yok çünkü tüplerin içerdiği oksijen miktarları ve belli bitebiliyorlar. Oksijen tüplerini burada gördüğümüz gibi bir nemlendiriciyle ve bir basınç ölçer sistemle verebiliyoruz hastalara. Ortalama 5 litreye kadar oksijen ihtiyacı olan hastalarda verilebiliyor oksijen tüpleriyle. Oksijen konsantratörü dediğimiz cihazlar için ise oda havasındaki oksijeni işleyerek belli bir konsantrasyonda kişiye verebiliyor. Ve bunlarda tükenme, bitme gibi bir durum yok. Ama bunlarda da elektrikle çalışan cihazlar bunlar. Elektrik kesintisinden etkilenebiliyor. Ya da bir miktar sesli çalışabilen cihazlar. Bu cihazların da yine verdiği oksijen kapasitesine göre 5 litrelik ve 10 litrelik oksijen veren türleri var. Hastanın miktar kullanması gereken oksijen miktarına göre değişebiliyor. Daha nadir kullandığımız, belki de hiç kullanmadığımız likit oksijen sistemleri var. Onlar daha çok taşınabilir cihazlar. Sigorta çok nadir veriyor bunları. Kişinin okula gitmesi gerektiği ya da çalışabilir gibi bir durumu olursa ancak verilebiliyor ve bunlar ispatlanırsa verilebiliyor. Onlar da daha çok sürekli doldurulması ve doldurulması için özel teknikler gerektiren cihazlar. Biz kısaca en sık oksijen konsantratörlerini kullanıyoruz
da ona ek olarak da oksijen tüplerini yedek olarak ya da hastanın hareketi esnasında arabada bir yerden bir yere giderken veya bu cihazlarda elektrik kesintisi esnasında kullanmak için veriyoruz. Peki biz oksijenleri hangi yöntemle veriyoruz diye baktığımızda ise yine en sık nazal kanüllerle veriyoruz. Nazal kanüller buruna girebilen iki küçük hortumcuktan oluşan, uzunlukları da yine hastanın hareketine imkan tanıyacak gibi 2 metreden 10 metreye kadar uzayan hortumcuklar bunlar. Hastaya 4 litreye kadar oksijen ihtiyacı varsa bu cihazlarla, kanüllerle verebiliyoruz. Daha yüksek oksijen ihtiyacı olan hastalarda ise maske sistemlerini kullanabiliyoruz. Bunlar da ağzı ve burnu kapatan plastik cihazlar. Oksijeni bu cihazlarla verebiliyoruz. Ve daha da yüksek olursa rezervuarlı maske dediğimiz cihazlar ya da yüksek akımlı oksijen dediğimiz henüz ev tipi uygulanıma uygun olmayan daha çok hastanede yoğun bakımdaki oksijen sistemleriyle çalışan cihazlarla oksijenleri uygulayabiliyoruz hastalarımıza. Evet. Bu konuda en çok şöyle soru geliyor. Ben oksijeni ne kadar süre kullanacağım? Yani belli günlerde mi ya da günün belli saatlerinde mi? Bu konuda ne dersiniz? Oksijen tedavisinde çalışmalarda gösterilmiş ki faydalı olabilmesi için en az 15 saat kullanılması gerekiyor gün içinde ve özellikle uyku esnasında muhakkak uykudaki oksijen düşüklüğünü telafi etmek üzere kullanılmasını öneriyoruz biz. Tabii bir de hastaların hareket etmesi için galiba bu kanülleri falan biraz da uzun tutmak gerekiyor ev içerisinde en azından. Evet, 10-14 metreye kadar kanüller var ve bu kanüllerin uzunluğu akımı değiştirmiyor. Yani daha uzun kanülde daha fazla oksijeni açmam gerekir gibi bir şey yok. Aynı bir ihtiyacı olan miktarda hareket edebiliyor. Bu arada bir de nazal kanüllerin şöyle de bir avantajı var. Nazal kanülle hasta öksürebilir, yemek yiyebilir. Yani harekette ve diğer aktivitelerinde rahatlıkla yapılabilir. Evet, bu oksijen cihazları ayarlanabiliyor. Bu basınçlarını zannedersem hani hekim ayarlayacak. Hani hastaya bu konuda bir ayar konusunda bir inisiyatif vermiyoruz ama bazen yanlış kullanımlar da olabiliyor. Oksijen tedavisinin yanlış kullanılırsa ne olur veya olası yan etkileri, istenmeyen etkileri ne olabilir? Bu konuda bir şeyler söyler misiniz? Oksijen de bir defa o oksijen yanıcı bir gaz. Kokusuz, tatsız. En önemli sıkıntı burada. Kesinlikle yanıcı bir gaz olduğu için oksijen kullanan hastanın kendisinin zaten sigara içmemesi gerekiyor. Yakınında da sigara içilmemesi veya bu cihazların sıcak soba, kalorifer gibi cihaz gibi yerlerde yakın tutulmaması gerekiyor. Onun ötesinde cihazların temizliği çok önemli, bakımları çok önemli. Eğer gerekli bakımları yapılmazsa enfeksiyonu açık hale getiriliyor. Bu oksijenin içindeki oksijen tüpü veya konsantratörüyle beraber kullandığımız nemlendiricinin içindeki suyun her gün değişmesi gerekiyor. 24 saatte bir ve distile su dediğimiz saf su veya evde kullanım için eğer saf suya ulaşılamıyorsa kaynatılmış soğutulmuş su ile değiştirilmesi gerekiyor. Ve yine nazal kanüllerin en geç 5 günde bir değişmesi gerekiyor yine enfeksiyon kaynağı nedeniyle, enfeksiyon riski nedeniyle. Yine oksijen kullanırken oksijeni çok açmamak gerek. Ne kadar ihtiyacı varsa o kadar kullanması lazım. Burada da bizim yine önerdiğimiz hedef satürasyon dediğimiz parmaktan ölçülen oksijen değerinde 90-93 arasında yakalayacak en düşük oksijen seviyesini kullanması gerekiyor hastanın. Eğer nazal kanül değil de maskeyle oksijen kullanıyorsa maskede karbondioksit retansiyon dediğimiz bizim bu soluduğumuz kirli gazın maske içinde birikimine sebep olabiliyor. Bu yüzden maskeyle kullanımda da en az 4-6 litrelik bir akım ile kullanılması retansiyonun yani karbondioksit birikiminin engellenmesine sebep oluyor. Evet, biz KOAH'lı hastalarımızı uzun süredir kullanıyorduk ama bu pandemiyle beraber COVID'li hastalarda oksijen düşüklüğü nedeniyle evlerine oksijen yazmak gerektiği doğdu.
Bu durumda nasıl yapıyoruz? COVID hastalardaki oksijen kullanımında özel farklı bir durum var mı? Aslında COVID'li hastalarda tedavileri tamamlandıktan sonra bir grup hastamızda hala oksijen ihtiyacı devam etmekte ve onlara ihtiyaçları çerçevesinde oksijen tüpü, oksijen konsantratörü yazıyoruz. Ama bunlar ne kadar kullanacağını henüz hiçbirimiz bilmiyoruz. Çünkü bir sonraki kontrole geldiklerinde hiç oksijen ihtiyacı kalmamış da olabiliyor. O yüzden yine standart prosedürde de yazmaya devam ediyoruz ve hastalarımızı o şekilde ihtiyaçları çerçevesinde kullanmalarını öneriyoruz. Evet, yani ihtiyaçlar bittikten sonra oksijen cihazını kullanmayacak hale gelecekler. Geliyorlar, evet. Peki. Teşekkür ediyoruz bilgileriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Evet, bir başka oturumda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Hoşça kalın.